Bu videoda sizlerle birlikte Almanca cümle yapısını detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Daha önceki videolardan birinde Almanca'da cümle kurarken neler dikkat edilmesi gerektiğini A1 seviyesinde anlatmıştım. Bu videoda ise B1 seviyesinde cümle kurarken bilinmesi gereken kurallara yer vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Almanca'da en önemli öğe fiildir. Ve normal bir cümle içerisinde ve soru zamiriyle kurulan bir soru cümlesinde fiil her zaman ikinci konumda yer alır. Tabii ki de burada bahsedilen çekimlenen fiil. Cümlede kullanılan öğeler tabii ki de çoğaltılabilir. Yani özne, fiil, nesnenin yanı sıra, zaman ve mekan belirten öğeler de cümle içerisinde kullanılabilir. İşte böyle bir durumda belirli bir sıralama ihtiyaç duyulur ve bu sıralamaya Almanca'da TK Molo adı verilir. Bu sıralama fiilden sonra gelen öğeler için uygulanan bir sıralamadır ve bu öğelerin hepsi aynı anda cümle içerisinde bulunmak zorunda değildir. Her ne kadar bu sıralama fiilden sonra olsa da eğer vurgulamak istediğimiz bir öğe varsa o zaman bunu ilk konumda belirtmek mümkün. Cümle anlamında herhangi bir değişiklik olmasa da vurguda değişiklik olur. Böyle bir durumda özne fiilden sonra kullanılmalı ve sıralama özneden sonra olduğu gibi devam etmelidir. Peki bu TK molo tam olarak nedir? Şimdi buna detaylı bir şekilde bakalım sonra örneklerimize geçelim. T temporal yani zaman temsil ediyor. K ka, kausal yani bir şeyin sebebini temsil ediyor. Mo model bir şeyin nasıl olduğunu temsil ediyor. Lo ise lokal yani konum belirtiyor. Bu bir yere gitmek de olabilir, bir yerden gelmek de olabilir, bir yerde bulunma da olabilir. Peki biz cümle içerisinde bunlardan hangisi var ya da hangisi yok nasıl anlayacağız? Neye göre sıralayacağız? Şimdi bir de buna bakalım. Eğer cümle içerisinde when sorusuna bir cevap varsa yani ne zaman sorusuna o zaman bu cümlede temporal vardır. Yani fiilden sonra bu kelimenin gelmesi gerekir. Eğer bir cümle size varum sorusuna cevap veriyorsa o zaman bu cümle içerisinde kauzal vardır. Hem temporal hem kauzal varsa tk şeklinde ilerlemesi gerekir. Eğer cümledeki bir öğe vi sorusuna cevap veriyorsa o zaman bu cümlede modal vardır. Eğer cümledeki bir öe wo, wohin ya da wohea sorularına cevap veriyorsa o zaman da bu cümlede lokal vardır. En başta da bahsettiğim gibi Bunların hepsi aynı anda olmak zorunda değil. Ama örnek verecek olursam hem temporal hem de model varsa bu ilk önce temporal sonra model olacağı anlamına gelir cümle sıralaması içerisinde. Eğer hepsi varsa o zaman da tk molu şeklinde ilerliyor. Dilerseniz örneklerimize geçelim. Böylece daha iyi anlayabiliriz. İlk örneğimiz Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Bu cümle işe araba ile gidiyorum anlamına gelir. Soru sormak istediğimizde şu şekilde sorabiliriz. Wann fare ich mit dem Auto zur Arbeit? İşe araba ile ne zaman gidiyorum? Buna karşılık gelen herhangi bir cevap yok. Yani bu cümle içerisinde temporal yok. Warum fare ich mit dem Auto zur Arbeit? İşe neden araba ile gidiyorum? Bu sorunun cevabı yok. Yani bu cümlede kauzal yer almıyor. Wie fahre ich zur Arbeit? İşe nasıl gidiyorum? Mit dem Auto. Araba ile. Burada nasıl sorusa cevap aldığımız için mit dem Auto burada model oluyor. Wohin fahre ich mit dem Auto? Araba ile nereye gidiyorum? Zur Arbeit. İşe. Burada da zur Arbeit lokal oluyor. TKMOLO kuralından dolayı da ilk önce modal daha sonrasında da lokal geliyor. Ama bu kural fiilden sonra. Bunu unutmayalım. En başta vurgulamak istediğimiz kelimenin cümle başında bulunabileceğinden bahsetmiştim. Böyle bir durumda özne fiilden sonra kullanılıyordu. Yani burada arabayla gitmeyi vurgularsam Mitteim auto fahre ich zu diyebilirim. Böyle bir durumda Araba ile işe gidiyorum şeklinde Türkçeye çevirebiliriz. Aslında anlam olarak herhangi bir fark yok bir önceki cümleyle ama burada vurgu farkı var. Bir diğer örneğimiz: Er kommt um 16 Uhr von der Schule. Er kommt um 16 Uhr von der Schule. O saat 4'te okuldan geliyor. Bunu hem Almanca düşünebilirsiniz bu arada hem de Türkçe düşünebilirsiniz. Böyle bir durumda sormanız gereken sorular eğer zaman arıyorsanız ne zaman, bir neden arıyorsanız niçin ya da neden, bir model arıyorsanız nasıl, eğer bir konum arıyorsanız da nerede, nereye ya da nereden sorularını sorabilirsiniz. Bu cümleye baktığımızda burada fiilden sonra iki farklı öğenin geldiğini görüyoruz. Bunlardan biri zaman, Diğeri ise lokal. Peki ya bunu nasıl anlıyoruz? Wann kommt er von der Schule? O okuldan ne zaman geliyor? Um 16 Uhr. Saat dörtte. Woher kommt er um 16 Uhr? O saat dörtte nereden geliyor? Von der Schule. Okuldan. Burada sadece T ve Lo var. Ama TK Molo sıralamasına uyulması gerektiği için ilk önce T sonra da Lo geliyor. Bir diğer örneğimiz ise Er hat heute Abend viel gegessen. Er hat heute Abend viel gegessen. O bu akşam çok yedi. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Buradaki cümle geçmiş zamanda kurulduğu için ve bu geçmiş zaman için Präteritum değil de Partizip tercih edildiği için burada çekimlenen fiil haben. Bu nedenle diğer fiilin yani Essen fiilinin Partizip olarak cümle sonunda yer alması gerekiyor. Burada bu nedenle fiilden sonra yine iki farklı öğe bulunuyor. Bunlardan biri heute Abend, diğeri ise fiil. Yani burada TK Molo kalıbından iki tanesi var. Heute Abend bu akşam anlamına geliyor ve zaman belirttiği için temporali temsil ediyor. Fil ise V sorusuna cevap veriyor yani nasıl yedi? Çok yedi. Bu durumda da burada modal oluyor. Bir diğer örneğimiz Sie war letzte Woche wegen ihrer Arbeit in Köln. Sie war letzte Woche wegen ihrer Arbeit in Köln. O geçen hafta işi sebebiyle Köln'deydi. Burada çekimlenen fiilden sonra üç farklı öğe bulunuyor. Bunlar letzte Woche, wegen ihrer Arbeit ve in Köln. Letzte Woche zaman temsil ediyor. Wegen ihrer Arbeit ise kausali temsil ediyor. Bunu hemen soralım. Warum war sie letzte in Köln? O geçen hafta neden Köln'deydi? Vegan ihre Arbeit. İşi sebebiyle. İşi için şeklinde çevirebiliriz. Burada vi sorusuna cevap alamazken wo sorusuna cevap alabiliyoruz. Wo war sie letzte Woche in Köln? Burada t, k ve lo yer alıyor ve bu sırada yer alıyor. Çünkü bu bir kural. Bir diğer örneğimiz: Wir fliegen am Montag in die Türkei. Wir fliegen in die Türkei. Pazartesi Türkiye'ye gidiyoruz ya da uçuyoruz. Burada çekilmeden fiilden sonra yine iki farklı öğe bulunuyor. Bunlardan biri am Montag, diğeri ise in die Türkei. Artık yavaş yavaş kafamıza şekillendiğini düşünüyorum. Burada am Montag zaman temsil ederken in die Türkei lokal yani konum belirtiyor. Burada bir yönelme var. Bu nedenle ilk önce temporal, sonrasında da lokal geliyor. Bir diğer örneğimiz ich ging gestern spät ins Bett. Dün yatağa geç gittim. Burada çekimlenen fiilden sonra üç farklı öğe bulunuyor. Bunlar gestern, spät ve ins Bett. Gestern temporal'i temsil ederken spät modeli temsil ediyor ve inspät lokal olarak cümle içerisinde yer alıyor. Wann ging ich spät inspät? Yatağa ne zaman geç gittim? Gestern. Wie ging ich gestern inspät? Dün yatağa nasıl gittim? Spät. Geç. Wohin ging ich gestern spät? Dün nereye geç gittim? İnspät, yatağı. Bir diğer örneğimiz ise Wir ziehen nächste Woche wegen der Arbeit nach Deutschland. Wir ziehen nächste Woche wegen der Arbeit nach Deutschland. İş sebebiyle haftaya Almanya'ya taşınıyoruz. Bu cümlede çekimlenen fiilden sonra üç farklı öğe bulunuyor. Bunlar nächste Woche wegen der Arbeit nach Deutschland. Bunlara baktığımızda next Woche gelecek hafta anlamına geliyor ve bir zaman belirtiyor. Wegen der Arbeit ise iş sebebiyle anlamına geliyor ve bir sebep belirtiyor. Bu nedenle bu kausal. Nach Deutschland ise bir yönelme var. Bir konuma yönelme olduğu için bu da lokal oluyor. Ve cümlede TKLO şeklinde yer alıyor. Bir diğer örneğimiz Ich fahre morgen früh mit dem Zug nach Berlin. Ich fahre morgen früh mit dem Zug nach Berlin. Yarın sabah trenle Berlin'e gidiyorum. Burada çekimlenen fiilimiz fahren ve bundan sonra üç farklı öğe bulunuyor. Bunlar morgen früh, mit dem Zug ve nach Berlin. Morgen früh Almanca'da yarın sabah anlamına geliyor ve bu bir zaman belirtiyor. Yani cümledeki t'yi bulduk dem Zug ise benim bir yerden bir yere nasıl ulaşım sağlayacağımı söylüyor. Yani trenle. Bu da bu nedenle model kalıbını karşılıyor. Nach Berlin ise bir konuma yönelmeyi belirtiyor. Yani bu da lokal. Bu cümlede kauzal yer almıyor. Bir diğer örneğimiz ise Sie blieb gestern wegen ihrer Erkältung zu Hause. Sie blieb gestern wegen ihrer Erkältung zu Hause. O dün soğuk algınlığı sebebiyle evde kaldı. Burada çekimlenen fiilimiz bleiben ama preteritum olarak kullanılıyor ve bundan sonra 3 öğe bulunuyor. Bunlar gestern wegen ihrer Erkältung zu Hause. Gestern Almanca'da dün anlamına geliyor ve bu bir zaman belirtiyor. Wegen ihrer Erkältung ise hastalığı sebebiyle, soğuk algınlığı sebebiyle anlamına geliyor ve bu da bir sebep belirtiyor. Bu nedenle bu da bir kausal. Tohalsa ise evde anlamına geliyor ve bu bir konum belirtiyor. Bu da lokal. Bir diğer örneğimiz: Ich bin gestern wegen meiner Tochter spät zur Arbeit gegangen. Ich bin gestern wegen meiner Tochter spät zur Arbeit gegangen. Dün kızım yüzünden işe geç gittim. Ya da kızım sebebiyle işe geç gittim. Bu cümlede kullanılan fiilimiz gehen. Ama bu partisip olarak kullanıldığı için çekimlenen fiilimiz sein oldu ve gehen cümlenin en sonuna gegangen olarak gitti. Burada incelememiz gereken aslında bin ile gegangen arasındaki öğeler. Ve burada dört tane var. Gestern wegen meiner Tochter spät ve zur Arbeit. Gestern dün anlamına geliyordu ve bu bir zaman belirtiyor. Wegen meiner Tochter ise bir sebep belirtiyor. Kızım yüzünden ya da kızım sebebiyle. Bu da bir kausal. Spät geç anlamına geliyor. İşe nasıl gidiyorum? Geç gidiyorum. Bu da bir durum belirttiği için modal oluyor. To Arbeit ise bir yönelme belirtiyor. İşe gitmekten bahsediyoruz. Bu nedenle de burada lokal oluyor. Yani bu cümlede aslında TK Moğol'un hepsi yer alıyor. Bu videoda sizlerle birlikte Almanca'da cümle kurarken bilinmesi gereken TK Molo kuralını öğrendik. T temporal yani zamanı belirttiği için van sorusuna cevap veren öğeleri içeriyor. K kauzal yani sebep bildirdiği için varum neden niçin anlamına gelen bu varum sorusuna cevap arıyor. Model ise durum belirtiyor. Bu nedenle nasıl sorusuna cümle içerisinde Moral ise durum belirtiyor. Bu nedenle cümle içerisinde V sorusuna cevap arıyor. Lokal ise konum anlamına geliyor ve nerede, nereye ve nereden sorularına cevap bulduğunuzda bu cümlede lokal olduğunu anlıyorsunuz. Eğer bir cümle içerisinde hepsi varsa sıralama kesinlikle TK molo şeklinde olmalı ama aradan bir tanesi elendiğinde de sıralama değişmiyor. Onun yerine diğeri gelmiş oluyor. Almanca cümle yapısıyla ilgili bilinmesi gereken iki kural daha var. Eğer bunlarla ilgili video gelmesini isterseniz aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz ve bu video ile ilgili düşüncelerinizi de benimle paylaşabilirseniz çok mutlu olurum. Eğer Almanca temel cümle yapısını öğrenmek istiyorsanız yani A1 seviyesindekine göz atmak ya da tekrar etmek istiyorsanız da video sonunda bulunan kartı tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.